Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde matkapla metal nasıl delinir konusunu benim yaşadığım, bu zamana kadar öğrendiğim, edindiğim tecrübeleri size aktarmaya çalışacağım. Hadi buyurun. Burada en önemli olay matkap ucudur arkadaşlar. Matkap ucunuz ne kadar kaliteli ve ne kadar güzelse demiri o kadar rahat delecektir. Elbette ki bunların da kalite çelik özellikleri değişir. Dolayısıyla da ona göre matkap ucu kullanmanız gerekir. Standart bir demiri delebilmek için genelde HSS kullanmanız kafi gelecektir dostlar. Şimdi kalın bir malzememiz var. Bu kalın bir malzemeyi delmek gerçekten zordur arkadaşlar. Hele hele bir de püf noktasını bilmezseniz neredeyse delmeniz imkansız hale gelebilir. Hadi gelin malzememizi mengeneye bağlayalım. Detayları anlatayım. Delme işlemine başlamadan önce arkadaşlar bir noktalama zımbasıyla, çelik bir malzeme ile matkabın delecek olduğu yeri arkadaşlar şöyle zımbanın arkasından vurarak iz yaptırırız. Neden iz yaptırırız? Çünkü matkabımızın ağzı yoksa kayma yapar arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu noktalamayı yaparız ki ağzı kaymasın diye. Sonra tornavidamızın şarjı vidalamamızın ya da matkabımızın ucuna eğer mandarensizse bu şekilde tuttururuz. Ters çevirttirerek de elimizle tuttuğumuz zaman ucu bu şekilde yerinden çıkarırız. Aslında bu kadar kalın bir malzeme bu alette delinmez. Sütunlu matkapta delmek lazım ama başka çareniz yoksa elbette ki şartlar onu gerektiriyorsa bununla da zor da olsa delebiliriz arkadaşlar. Burada en önemli mevzu arkadaşlar biz matkabımızın hızını çok iyi ayarlamamız gerekir. Bu tip kalın malzemeleri delerken hiçbir zaman matkabın son hızını kullanmayız arkadaşlar. Devrini bir kere bir düşürürüz. Yavaş yavaş delmemiz lazım. Eğer hızlı delersek matkabın ucu yanacaktır ve delmez hale gelecektir. Aynı zamanda da matkabın ucu yanmasın diye de bir yandan da matkabın tam şu ağız kısmına su dökmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bakın biz böyle yavaş yavaş deleriz arkadaşlar. Dediğim gibi kolay olmayacak. Biraz da bastırmanız da gerekebilir. Yine sütunlu matkap kullanırken de arkadaşlar bir mengeneye mutlaka bağlantısını yapıyoruz. Yoksa elimizdeki parça matkabın sıkıştırmasıyla birlikte döner ve bize zarar verme ihtimali çok yüksektir. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer mandrensiz bir elle sıkmalı mandreniniz yoksa bu anahtarlığı bu şekilde kullanıp sıkıyoruz arkadaşlar. Tam deliğine bakın denk getirdim ve mengeneye sabitleme işini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet şimdi şöyle netlemiş mi diye bakalım. Bakın fazla yine bunda da matkabın devri çok fazla değil. Dolayısıyla evet yavaş yavaş delme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunda da delerken mesela deldik en aşağıya doğru yaklaştık. Matkap sıkışma yapar arkadaşlar. Yani bu özellikle elde kullandığımız matkapta da daha çok problem. Çünkü bu sabit bir yerde olduğu için çok problem değil ama elde kullandığımız matkapta yani en sonda kırma ihtimalimiz daha yüksek. Sona doğru gelindiğinde devri birazcık yükselterek matkabın demire takılmasını engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani bu çok kalın malzemelerde dediğim gibi sütunlu matkap her zaman daha mantıklı olacaktır. Hele ki bir tane değil de böyle onlarca delik açacaksanız hiç elde uğraşmayın. Bu iş yoksa
olmayacak, size eziyete dönüşecektir arkadaşlar. Evet, sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dediğim gibi yine sütunlu matkap bile olsa su kullanmakta, matkabın ucunu, demiri soğutmakta fayda var. Demir ısınınca matkabın ucu yanar, yanınca da çeliklik özelliği kaybolur ve dolayısıyla da düzgün bir delme, ya düzgün değil, hiç deldiremezsiniz. Çelikliğini kaybettiği anda düzgün bir delme işlemi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. Evet dostlar, bakın deliğimizi deldik. Gördünüz mü? Evet, bu şekilde deliğimiz açıldı dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.